Keçi Deresi mühiti içinde 9 gemi resmi vardır. Bir karaca avcı, bir kara kayadadır. İki de av köpeği bir domuzun peşinde tavşanı kartal parçalamış ve bu tavşanın parçalanmış yerinin altında pekmez tavası parası 140 okkadır. Dikkat edelim ki bu bir özlem girişi ve buluş yazılı platin vardır. Bu bölgeleri 12 saat yönden takip edersek 140 okkadır. Paranın içinde platin kroki bütün bu civarda darpane Kabil Baba köyü civarındadır. 14 yerdedir. En çok mahra olan şehirdedir. 21 saat mesafede uzar. Soğan köyü ve Bin Ali Bey değirmeni karanlık dere içinde karanlık dere güneye akar. Sandala köyü veya Serdala önünden geçer. Dere batıya akar. Ali Ağa nehrine karşıdır. Dere dibinde domuzlar ve çeşme ana kayadadır. Gürden meşe çalıları mevcuttur. Müjdesi ana domuz yalağında su yerinin altındadır. Çeşme künkü saf altındandır. Dere aşağı inilir. 3, 9, 3, 7 ile hesaplanır. Ana kayada mezar bulunur. Bu mezar dünya durdukça durur. 3 nal bir sofra var. 2 aslan var. Birbirine bakar vaziyette. 2 öküz nala bakar, parası naldadır. 1132 yerimiz var. Çok para yerimiz var. Diğerleri tuzaklı ve tılsımlıdır. Tılsım yapılmıştır. Mağara, Gararan, Sal Papaz, Yalnız Süryani Papaz, Agik aramızda yaptık. Ev var, 6 kuyu. Solda papaz evi. 7 deve hazinesi var. İçeride işaretledik, hem de civarı kumla doldurduk. Yolun planı sandık kızlı türbededir. Bulunduğu anda çözülür. Gemili mağara. Gemilerden biri yüzer şekildedir. Diğeri yatar vaziyette. Diğeri ters dönmüş şekilde çizilmiştir. Emanet malın ağırlığından yatmış şekildeki gemidedir. Dere içinde siyah bir taşımız olacak. 8 kişi tarafından yuvarlanarak yuvarlanan siyah taşı buluruz. Sanırım ki üzerinde 6 domuz resmi anası önünde. Siyah keçi arkasında 6 adet yavru domuz sıra sıra yürür vaziyettedir. Yavrularından tek bir domuzlu altın alıp esas malın taşın altında. Keçi deresinde boskoca 3 yerde boçko domuz resimleri görürüz. Oturmuş vaziyette olan tek domuz mala bakar. Domuzun başının baktığı yere kazarsak altında büyükçe taş çıkar. Onu kaldırırsan zengin kaynağı bulursun. İçinde bir koltuk taşı, koltukta bir kız oturuyor. Bu oturan insan Ceneviz kralının heykelidir. Kendi de koltuk da altındandır. Yalnız giriş kapısı çok dardır. 7 basamakla içeri girilir. Bu heykellerin buradan çıkmasına imkanı yoktur. Başka yerden de kapısı olsa gerek. Çetebaşı 1. Lefter biz aynı vaziyette kapattık. Burasını aldığımız malumata göre bulduk ve aynen kapattık. Bıyıklı Ali Paşa ve arkadaşları. Martin Voivoda Lefter ve arkadaşı Son Tepe doğuda tepenin sol tarafında bir sandık gibi bir taş ve üzeri kabartmadır. Bu taşın tarafından arkasından yukarı vardığın zaman burada kapak açılacaktır. İçinde gümüşten kroki ve hazinelerin haritasıdır. Tekrar ikinci harita var. 30 leyletek etrafında bazıları olduğu yerde birkaç yakın muhitin içinde 10 yerde akıllık bir yerde 1500 okkalık has gibi harita ve krokisi mevcuttur. Evet arkadaşlar, bunu da söylemem gerekiyor ki bu kayıtlar, bu belgeler Osmanlı'dan
veya eski Türkçeden diyelim çevirili, çeviri yapılmış hali. Bu yüzden bazı kelimelerde düşüklükler, bazı harf ve hece yanlışlıkları olabiliyor. Bu yüzden de okumada ve izahta da sıkıntı yaşayabiliyorum. Bunu farkına varmışsınız mutlaka. Bu yüzden ilk öncelikle özür diliyorum. Ama ben kayıtlardakini olduğu gibi hiç değiştirmeden okumaya çalışıyorum. Bazen harf ve kelime düşüklükleri olabiliyor. Bunu da belirtmek istiyorum.